Merhaba, hoş geldiniz. Çocuklar hakikaten bir milletin geleceğidir. Eğer çocuklar, tabi her aileler besleyebileceği, bakabileceği de çocuk sahibi de olması lazım. Sanıyorum bazı ailelerde bu çocuk sayısı çoğaldıkça, bakımı zorlanınca tabi işçiliğe zorluyor, geçim için zorlanıyor. Tabi millet olarak sorunuz bu. İnşallah işte bu akıl grubu, bu Türkiye Üniversitesi'nin, gerçekten bütün siyasi partilerin orta akıl grubu olarak düşünüyorum ben bunu, komisyonu düşünmüyorum. Tabi bu rapordan mutlaka çok güzel şey çıkacak. Tabi idare edenler, idarecilerinde bu yapılan raporları ciddiye alarak geleceği kurgulaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir sorunu neşter atmak için sorunun köküne inmek lazım. Çocuklar geleceğimizse, onların sadece eğitimle, iyi eğitim alıp geleceğe hazırlamamız lazım. Çünkü sokaktaki veya da iş yerindeki kaybettiği zaman, onun eğitimi harcanması gereken zamandır. Sanırım bu komisyondaki raporlar bizim için bir rehber ışık olacak. İnşallah da daha iyi sonuç alırız bu konuda. Dün çok üzücü bir haber aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımızın geçirdiği bir kaza sonucu. Ama çok şükür çok ucuz atlatılmış bir kaza. Çok şükür. Çok çok geçmiş olsun ordumuzun adına, ülkemiz adına çok geçmiş olsun. Allah kazalardan, belalardan hepimizi korusun. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun altında kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak, heyet olarak buradayız. Milletvekillerimiz var, siyasi partilerin milletvekilleri var, tüm siyasi partilerimizin milletvekilleriyle birlikte. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla ilgili çocuk işçiliği kapsamında bir inceleme ziyareti için ordudayız. Malum ordu fındığın ana vatanı. Eyvallah. Ve buradaki fındık toplama sürecinde de ülkemizin birçok yerinden mevsimlik tarım işçileri geliyor ve çocuklarıyla birlikte geliyor. Ve bu süreçte de bu çocukların ailelerin sorunlarını yerinde bizzat gözlemlemek, inceleme yapmak, onların ağzından yaşadıkları sıkıntıları öğrenmek adına buradayız. Aynı zamanda Aile Bakanlığı'nın ve İLO ile birlikte yürütülen bu ailelerin çocuklarına, bu ailelere yönelik METİK projesini de yerinde incelemek istiyoruz. Bu projenin aksayan yönleri, iyi yönleri, olumlu yönlerini de tespit ederek raporlandırmak istiyoruz. Çünkü bu iyi projenin en iyi şekli getirerek 81 ilde ya da çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği olan yerlerde de uygulanmasını sağlamak, geliştirmek adına heyet olarak buradayız. İnanıyorum ki bu çalışma iyi bir sonuç verecek. Ordu bu anlamda başarılı, METİK projesini uygulayan başarılı illerden birisi. Diğer illerde de bunu yaygınlaştırmak ilk hedefimiz. Sonunda bir rapor, ara rapor oluşturarak Türkiye Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak bunu komisyonumuzda tüm siyasi partilerimizin temsilcileri olan milletvekillerimizle inceleyeceğiz. Çok olumlu katkı sunacak bir raporla da sonuçlandıracağımıza inanıyoruz. Hedefimiz sıfır. Çocuk işçiliğini sıfıra düşürmek. Çünkü onlar bizim göz bebeğimiz. Bir milletin en önemli cevherleri, en önemli beşeri kaynağı ve bunları ne kadar iyi işlersek, bir mücevheri işler gibi işlersek ülkemizin geleceği için çok önemli bir sermayeyi hazırlamış olacağız.